Avrupa Ligi'ni umarım Roma alır. Roma alır şeklinde bir haberi haber var. Geçildi, La Gazzetta dello Sport'un. Beşiktaş Televizyonu da örnek bir habercilik anlayışı göstererek Türkiye Futbol Direktörü ve Amili Takım Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e şu anda bir telefon bağlantısı sanırım hazır. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz Beşiktaş Televizyonu'na. Hoş bulduk, hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet hocam, son 1-2 saattir sosyal medyada çok ciddi bir haber ve sizinle alakalı La Gazzetta dello Sport'a vermiş olduğunuz röportajın yansımasıyla ilgili olarak sizin ağzınızdan Roma'nın oynadığı pozitif futbolu beğendiğinizi ifade ederek Spalletti'nin oyun felsefesi hakkında övgü dolu sözler söylediğiniz ve bir temenni olarak onun yönetimindeki Roma'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni umarım kazanır dediğiniz şeklinde bir açıklama yer aldı ve tabii ki sosyal medyada bir anda TT oldunuz hocam. Yani açıkçası bir defa bu bir röportaj değil, bu bir yemekte hep beraber sohbet esnasında İtalyan Ligi'ni konuştuğumuz bir ortam bu. Yani işte özellikle cümlenin başına bakarsanız arkadaşım olduğunu söylediğim Spalletti'nin övüyorum. Hı hı. Bu arada Fiorentina'yla ilgili var, Milan'la ilgili var. Zenit yıllarında kendisini geliştirdiğinden bahsediyorsunuz. Aynen, Juventus'la ilgili var. İmkan var mı benim Beşiktaş'la ilgili? Herhangi bir Türk takımıyla ilgili herhangi bir yerde dünyanın neresinde bir tane yanlış bir şey söyle, imkan var mı? Öyle bir şey değil. Tam tersi, İtalyan Ligi'ni konuşuyoruz. Ben de İtalyan Ligi'nde şampiyon olabilir biraz geri ama onu anlatmaya çalışıyorum. O arada bana Juventus'la ilgili adımın geçtiğini söylüyor. Hatta ben diyorum ki milli takıma da yakışır. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Bu arada da şampiyonluk şansı var İtalyan Ligi'nde. Anlatabildim, zaten ligden bahsediyoruz. Ayrıca da başka bir şey söyleyeyim. Bülent'cim, çok net enteresan bir şey var. Son maç 4-2 mağlup olmadı mı? Doğru, Lyon'a 4-2 mağlup oldu. Yani bir sonraki tura çıkacağı da çok şüpheli. Onun için herhalde o ortam içerisinde İtalyan Ligi ile konuşmayı başka bir taraf olarak. Çünkü bu bir röportaj değil. Yani basılmış bir teyp veya alınmış bir kayıt, öyle bir şey değil. Tam tersi, İtalyan Ligi'ni konuşurken İtalyan Ligi ile ilgili düşüncelerim benim. Yani bunu başka bir tarafa, tabii işin cazip tarafı bu. Ama daha doğrusu millet için veya görmek isteyenler için cazip tarafı bu. Ama hatta şöyle bir şey yaptık hep beraber. Eğer iddialı duruma gelirse Roma-Juventus maçı var. Hı hı. Roma'da da buluşuruz dedik hep beraber. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani o kadar bariz ki ben tabii şimdi çok rahatım. Ayrıca da Beşiktaşlılar ve Beşiktaş seyircisi beni iyi tanır. Duygularımı da herkes iyi bilir. Orada hem bir arkadaşım var Şenol, hem çok sevdiğim bir başkan ve yönetimden birçok arkadaşım var ve bu böyle olmasa da herhangi bir Türk takımı için dileklerim benim uzun yıllardır, kendimi bildim bile dedi, hangi dileklerde oldum çok açık. Umarım o zaman şöyle, madem böyle bir şey oldu, umarım finali Beşiktaş'la Roma oynar. İnşallah. O zaten Beşiktaş'ın almasını dileyerek ikisi oynarlar. Yani, hocam şunu sormak isterim. Yani ben sizde şunu söyledim yani. Lütfen. Ben zaten söylesem söyledim derim. İster TT olsun, ister ne olursa olsun. Ama umarım İtalya Ligi'nde, umarım İtalyan Ligi'nde şansı devam ediyor Roma'nın Juventus'la ilgili. Yani şampiyon olur diye bu dileğimi söyledim. Yoksa UEFA'ya çok da girilmedi. UEFA'da da başarılı gidiyor. O kadar yani. Başka da o konuya da girilmedi yani. Hocam, ama sizin espri anlayışınızı da bildiğim için müsaadenizle o zaman şöyle minik bir espriyle karşılık vermek isterim. Lütfen saygısızlık olarak addetmeyin. Tabii ki Roma, ama tabii ki bizler de renkten dolayı Juventus'un İtalya Ligi'nde şampiyon olmasını siyah beyaz olduğu için çok arzu ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye'deki futbolun patronu olarak UEFA'daki şansını Beşiktaş'ın bundan sonra nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben Beşiktaş'ın şansını hep söyledim. Değerlendiğim zaman da gayet iyi gittiğini, müthiş gittiğini de söyledim. Son alınan baktığımız bir birlik sonuçta
çok çok iyi. İnşallah burada da eleyecektir. Bugün tek takım olarak temsil ediyor. Umarım sonuna kadar da gider Beşiktaş. Her zaman da bu bugün ile alakalı sorulan söylenen bir şey değil. Hı-hı. Ama 2-3-4 saatlik bir sohbet yemeği cımbızla kendine göre oradan bir şey çıkarmış, yazmış ki büyük ihtimalle de bugün veya yarın da düzeltme çıkacaktır orada. Eminim. Onlar da bundan rahatsız olmuşlardır. Kendi rahatsızlığımı da dile getirdim çünkü. Çünkü orada da kolay kolay düzeltme yapmazlar. Ama dünyanın en önemli gazetelerinden biridir biliyorsun. Spor doğru. Gazetesi. Çok köklü bir gazete. Ama gazete. Dediğim gibi bu 3-4 saatlik bir sohbet sonucudur. Ayrıca ben orada Spalletti Roma'nın antrenörü diye ligde gidişatından memnun olduğumu veya şampiyon olabilir. Çünkü puan farkı 7-8 o kadar bilmiyorum ama yani o kadar galiba. Ama uzun bir maratonda olabilir. Onu çok sevdiğim için dileklerimi anlattım. Yoksa ne UEFA ne ama tabii bu uzun sohbet içerisinde tabii kayıt olmadığı zaman herhalde ertesi gün biraz değişik çıkabiliyor. Ama bir yanlış anlama veya işte oraya bir umarım kelimesi koymuş. Hı-hı. Maalesef şeyi değişmiş. Onun için tabii bütün cümle değişiyor hocam anlamı yani, umarım maalesef, kelimesinden maalesef, dolayı. O zaman da o cazip oluyor açıkçası. Öyle bir şey olması mümkün değil. Hiçbir zaman da olmadı. Yani ben giden her zaman da biliyorsunuz Avrupa'yla ilgili çok hassasımdır. Hem kulüplerde hem milli takımlarda her zaman hep beraber olmamızı isterim. Bunu da her platformda dile getiririm. Hele hele bir Türk antrenörünün olduğu bir yerde onun başarısı ve o takımın başarısı için de çok çok ne bileyim iyi dileklerimi, dualarımı da hiç esirgemem ama dediğim gibi bazen böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden böyle bir şey yok. Evet hocam. Yani, Olympiakos maçına anlaşılmaları da düzeltme yapmak için de uğraşacağım yani. Bence çok güzel kadar açıklamalar bunlar. Her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Beni ayrıca da beni çok iyi tanırlar. Yani böyle bir şey olması mümkün müdür ki? Yani o kadar tabii ayrıca da ya evet ben söyledim ama şundan dolayı da söyledim diyecek bir adamım. Bunu artık herkes bilir. Ama alakası yok. Hiç öyle bir şey. Esasında ben biliyorsunuz çok da açıklamam. Çok da ya ben zaten söylemem. Herkes bilir der geçerim ama hassas bir konu maçtan iki gün önce de ben de bu hassasiyeti göstermek istedim. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Onun için rahat olsunlar. Benim kalbim de Beşiktaş'ta. Perşembe günü inşallah. Finale kadar yürür bu yol inşallah. Valla ben finale kadar geldikten sonra da albasını dilerim. İnşallah. Bunu da canı gönülden kalpten söylüyorum. İnşallah yüzden, birlikte oluruz hocam finalde. Şimdi zaman zaman oluyor bu. Mesela televizyonda bir yanlış anlaşılma oldu. Hemen çıkardılar. Burada da gereğini yapacaklardır. Ki bunu çok yapan bir gazete de değildir. Biliyorum. Herkese de yapmazlar ama inşallah gereğini de yaparlar. Ama ben birinci ağızdan sana da teşekkür ederim. Size de. Biz çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize İnşallah Olympiakos bakın. Maçına da bekleriz hocam. Gelmeyi düşünüyor i̇nşallah. Musunuz programınız? Nasıl? Tabii inşallah. 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 Peki. İnşallah. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Türkiye Futbol Direktörü ve Amili Takım Teknik Direktörü, Amili Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim. Hemen sıcağı sıcağına bu olay ve yansıma ile ilgili bir anda sosyal medyada tabii çok çığ gibi büyüdü. Bir tepki oluştu siyah beyazlı taraftarlardan. Bir umarım kelimesinin nelere İşte ama mal olduğunu. Umarım kelimesini söyleyip söylemediğini öğrenmek birinci ağızdan tabii. Her şeyden önce bir gazetecilik ve televizyonculuk refleksidir. Onda kesinlikle. Beşiktaş Televizyonu bence hepimiz hep birlikte çok iyi bir gazetecilik ve televizyonculuk örneği göstererek ilk ağızdan tüm camiaya, Beşiktaş camiasına, Beşiktaş özelinde bir iddia olduğu için bu. İlk ağızdan öğrenmiş olduk. Zaten Türkiye futbolunu yöneten, Türk futbolunun başında olan birisinin bu sadece biz şu anda Avrupa'daki tek takımız biliyorsun. Hı hı. Yani başka bizden başka şu anda temsil eden bir takım yok. Yok. Mart ayı itibariyle UEFA şampiyonluğu gibi bir hedef artık var. En azından bir yarı final. Niye final oynamayalım
seslerinin yükseldiği bir ortamda. Türk futbolunun patronu, Türk futbolunun başındaki bir insan da sadece Beşiktaş için değil, hiçbir Türk takımı için. Ki kesinlikle. Zaten Sayın Fatih Terim kendisi de az önce canlı yayında bahsetti. Etti, evet. Aksini düşünmesi söz konusu olamaz. İlk ağızdan herkese bu açıklamayı iletmiş olduk.